Kerem ve Ferdi karşılaştırması yapıyorduk. <laughs> Kerem ve Ferdi hakikaten çok güzel bir karşılaştırma. Çünkü aslında onlar da çok benzeyen iki oyuncular değiller ama yaşları itibariyle, barındırdıkları potansiyel itibariyle çok önemsediğimiz oyuncular. Ben dediğim gibi Ferdi'nin bir anda hiç kimsenin tesiri altında kalmayacak şekilde Stefan Kuntz'a ulaşıp ben Türk A milli takım formasını giymek istiyorum demesini bekliyorum. Bunu da demiyorsa zaten bu birkaç gün içinde bence öyle ben Mart'a kadar düşüneceğim falanlar bizim milli takım heyetimizin Türkiye Futbol Federasyonu ve Futbol Kamuoyumuzun e, böyle bir e, nasıl diyeyim jest yapma lüksümüz yok Ferdi. Ferdi çok Bek kıymetli bir oyuncu. Bekleyeceğini söylediler. Be bekleyecekmişiz. Neden? Yani bilmiyorum. Milli takım sorumlusu öyle soruyor. Birisi anlatırsa bana. Abi, Ferdi Mart'ta karar verecekmiş. Neye karar verecek? Yani bir ne, şey yani neye muhtemelen... karar verecek? Hangi mil takımda oynayacağını. Hayır abi playoff'u geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Neye karar verecek? Niye Mart abi? Doğum günü mü? Ben Mart'ta karar vereceğim. Niye? Bak Ferdi çok beğeniyorum. Burada söylemekten dilimde tüy bitti. Evet. Bayılıyorum. Büyük futbolcu bence. Bence Pereira onu da doğru kullanmıyor. Buna rağmen o çocuk çok iyi oynuyor. Ve Fenerbahçe büyük katkı sağlıyor. Bir ara unutulmuştu, bir var bir yoktu. Şu anda istim üstünde gidiyor. Başımın üstünde yeri var. Ben konuşurum. Ben yetkili değilim milli takım için. Bence milli takımda oynamalı. Ama niye Marta abi? Şimdi arada bir tek benimle benim için Kerem'le Ferdi arasındaki fark bu. Ha Kerem Ferdi'nin e, büyüdüğü şartlarda büyümedi. E, Ferdi'nin e, altyapısından yetişmedi. Kerem zaten bizim bize ait, bizim futbolumuzun ürünü olan bir çocuk. Alt liglerde mücadele etti. Orlardan geldi bayağı büyük bir mücadelenin ürünü ve zaten onun için Türk Milli Takımı tartışmaya açık. Öyle ben marta kadar düşüneceğim falan diyemeyeceği bir ortam. Ama hani buna Keremi burada yukarıda tutup Ferdi'yi de hor görmek için yapmıyorum bunu. Ferdi'nin de şartlarını, koşullarını anlamak lazım. Hı hı. Fakat anlayamadığım tek şey var. Niye Mart abi bak Ferdi Amili futbol takımımızı tercih etmezse saygı diyorum ben. Hiç o insanlardan biri değilim. Mesut'la ilgili zamanında söylediklerim, yazdıklarım ortada ki ben o zaman Futbol Federasyonu'nda çalışıyordum. Sabahtan akşama kadar Mesut Özil'in Türk yapılamaması ile ilgili eleştiri alıyorduk. Türk futbolunda eleştirilecek 100 tane şey varken. Abi Mesut'a saygı duyulması lazım dedim. Mesut, Mesut'un tercihi bu. Aynı şekilde Ferdi'nin de hangi kararı alırsa olsun yanındayım, arkasındayım saygı duyarım. Anlayışla karşılarım. Ama niye Mart ya? Bunu anlamıyorum. Bunu söylemek isterim. Peki iki oyuncuyu siz yani, değerlendirirsiniz. İki, iki oyuncunun da e, takımlarına katkıları oldukça fazla bu sezon. Hı -hı. İkisi bana göre e, şu tartıya çıkarttığımızda eşit. Yani bu derbide birbirlerine karşı üstünlük şeyleri e, biri çok iyi biri çok iyi de, de, denilebilecek evet, çok, bir şey çok yok. Kerem iyi parladı. Milli takımda da her yerde e, Efe Erdi Fenerbahçe'nin sezon başından beri 12 hafta geride kaldığında 2-3 tane adam sayarsak bir tanesine Ferdi deriz. Parlayan bir yıldız Ferdi ya. Kerem de öyle. İkisi de hakikaten Süper Lig'e değer katan genç oyuncular. Yani çok önemli oyuncular. Şimdi geldik iki takımın da en çok konuşulan yerine. Kale mi? Forvet. <laughs> bir tarafta Mustafa Muhammed, bir tarafta Berisha. Şimdi Mustafa Muhammed Fatih Terim'in tercihi olacak gibi görünüyor. Berisha ise zorunlu bir Tercih olacakmış gibi görünüyor. 11 maçı 6 maç. 4 golü var Mustafa Muhammed'in. Tek golü var Berişan'ın. İsabetli şut yakın birbirine. Hava topu kazanmada yine Muhammed'in üstün olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ikili mücadele kazanmada da. Peki sahada acaba? Ee, Muhammed her türlü istikrarsızlığa rağmen kimisi kendisinden kaynaklanan kimisi Galatasaray teknik heyeti kimisi Galatasaray taraftar tarafından kaynaklanan yani zaman zaman itibarsızlaştırmaya varan bir süreçten geçti. Bordo'ya gitti, direkten döndü ya. Hani Bordo'ya imzaya gitti. Evet. Ertesi gün Galatasaray'da geri döndü. Yani bunlar kolay şeyler değil. Muhammed bence özel ve önemli bir oyuncu. Berisha da öyle. Ee, ama farklı tipte oyuncular. Yani aslında e, işte Valencia ile Berisha aynı anda oynasa, Muhammedle Halil. E, Halil aynı anda oynasa, Halille bir şeyi kıyaslamayı daha doğru bulurum. Ee, İki forvet arkasında. Dikkat oynuyor. ederseniz Halil'i Fenerbahçe de çok istedi. Halil Galatasaray'ı tercih ettikten sonra da Berisha'yı aldılar. Yani burada e, inanın bir mantık var. Yani Berisha özel bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu o ileri en uca koyup. Ayak içiyle köşelere atacak, havada yükselip gol atacak, üretecek. Ama sizce Fenerbahçe Halil'i yardımcı forvet olarak mı istedi? Evet. başka yani Halil'in zaten şu an o dediğin Fenerbahçe forveti profilini Halil karşılamıyor. Birişa da karşılamıyor. Galatasaray forvetini de karşılamıyorlar. Evet. Yani Halil yardımcı Ama forvet. iki teknik direktör de o şekilde kullanmayı tercih ediyor. Yani tabii Cebeli Tarık maçında kendine verilen güzel pasları ayak içiyle köşelere bırakışında öyle Hı -hı. bir hava doldu. Hatta ben o yüzden de dedim Murat'a programımızın ilk bölümünde Muhammed oynamazsa Halil tek forvet çıkarsa evet. şaşırmam dedim dikkat ettiysen Hı -hı. ki Fatih Hoca bunu yaptı. Hı -hı. Bence Çok doğru bir haftalardı. doğru bir strateji değil. Çünkü rakip Cebeli Tarık değil. Cebeli Tarık'ın kim Mince gibi, Zalay gibi stoperleri yok. Hani ben hani tek forvet Halil'le çıkmış bir Fatih Hoca'nın maçı götürebildiğim kadar 0-0 götüreyim, sonra yapacağım hamlelerle kazanırım stratejisi güleceğini düşünüyorum. Ha, bu da bir stratejidir. Fatih Hoca bundan olumlu şeyler aldı. Özellikle Avrupa maçlarında. Belki böyle yaklaşacaktır. O yüzden diyorum ben Fatih Hoca'nın muhtemel 11'lerin muhtemel 11'deki gibi bir 11 ile çıkacağını düşünmüyorum. Mutlaka daha o maça 48 saat var. Fatih Hoca'nın da kafasında bir şeyler değişecektir. Fatih Hoca maç günü maç saatine yakın açıklar. 11 yani günü. ama şöyle, forvet oyuncularına gelecek paslarda önemli değil mi? Yani Berisha'ya Rossi'den pas gelmesi ayrı, İrfan Can ya da Mesut'tan pas gelmesi orta gelmesi Bayağı ayrı. Bayağı bir ayrı evet, Bayağı ayrı. Yani ya bakıldığı zaman tabii, yani golcüler de eğer pozisyona girip e, son vuruşlarda başarısız oluyorlarsa bir kendileriyle ilgili bir durum var. Bir de ama onları pozisyona sokmak var. Yani Fenerbahçe'de çok orta yapıyor, hı hı. ama karavan ortalar yapıyor. Yani. Bu e, Galatasaray için de mesela zaman zaman oluyor. Şimdi ya yani Muhammed'in performansı bugüne kadar ki kanattaki performansıydı. Onu da belirtmek isterim. Ya yani şimdi burada ikisine bakarsak tabii ki Muhammed derim ben yani. Sonuçta e, bana göre Galatasaray'ın e, bir numaralı golcüsü. Bence de. Yani Açık oynuyor, oynamıyor, kulübe, o birçok şey yaşıyor ama sonuçta hocanın da vazgeçmediği bir adam. Net. Yani bu maçta da kilit oyunculardan bir tanesi olmaya aday. Ee, 11'de olması bekleniyor. Ya Berisha için açıkçası yani beklentilere şu ana kadar bir yanıt veremedi ama işte Valencia oynadı. Valencia sakat için yok. Valencia olsaydı belki Berisha olmayacaktı. Ama kötü topçu yani olmadığını gösterdi. Yani kanattan forvet yaptılar. Yani orada değişik değişik şeyler denendi. Onun için tabi e, tabii Galatasaray maçı oyuncu içinde bir patlama noktası olabilir. Şaşırmam yani. Peki, ama burada bak, Muhammed ağır basıyor. Şey, sizce en çok kimi arayacak Altay, Gustavo, Valencia üçlüsünden? Altay'ı arayacak. Ee, arayacak. Üçünü de çok arayacak. Gustavo'yu tabii ki arar. İki numara. Yani Valencia'yı da üçünü arar. De, üçünü. üçünü de arar. Yani ama hangi üç oyuncu kale, oynamasın kaleci. diye Fatih Hoca'ya sorsan der birden önce. <laughs> bak hangi üç oyuncu? Yani bilmiyorum ama Altay, Gustavo ve Valencia derdi yani. Ama Gustavo'nun zaman zaman biraz el freni olarak ya yorumlandığı da oldu. Yani. Mesela Emre Belözoğlu kullanmamayı tercih i̇şte etti. Yani futbolu futboldan gelenler yorumlasın bence. Yani çünkü ha mesela ben ben o kadar bir futbol cahiliyim ki hani Gustavo eleştirilerini tahammül edemiyorum. Yani şöyle bir bakıyorum da Galatasaray'ın Fernando'dan sonra oynadığı orta sahalara. Yani, yani pardon ya. Gustavo'ya kötü demek Yo eleştirenler oldu mesela Emre Belözoğlu gelir gelmez e, Gustavo hamlesini yapmıştı ama bu Gustavo da Fenerbahçe'nin bu sezon yine 12 maç geride kaldığında oynadığı maçlara bakarsak yani Altay, Gustavo, Ferdi bunları sayabiliriz yani bizim böyle aklımıza gelen e, çok fazla Fenerbahçe'de patlama yapan bir oyuncu yok ama e, Gustavo'ya da hak vermek lazım herhalde adamın oynadığı maçlar içerisinde yanındaki kişi partisi sürekli, evet. yani evet. sürekli değişti. Önündeki, e önündeki yani sürekli değişti. Bu da bir önündeki de değişiyor. Ya yani her yanındaki de değişiyor. Ya yani dolayısıyla da burada ya ihaleyi ona yıkmak e olmaz. Yani onu hak etmedi ya. Bak evet. vicdan var. Bak Mesut da hak etmedi. Mesut da, diyor, Mesut da bir şeyler verecek falan diye Hı -hı. bir yer geliyor evet. yorumcu orada diyor. E Mesut da yani bir şeyler yapacak artık falan filan diyor. Yürümeyecek. Yani Mesut iyi oynadı ya. Mesut Allah aşkına kötü oynamadı arkadaş. Mesut'tan koşması, defans yapması, her şey yapması bekleniyor. Evet, yani Mesut'un yanlış oynatılmasına, mesela Ferdi de öyle. Ferdi belki de en oynatılmaması gereken yerde oynatılıp duruyor, ama Ferdi iyi oynuyor.